Annesi al. Bu tarafa da geçebilirsiniz. Evet. Bugün ev hanımı görmezden gelinse de pek çok iş yapıyor. Ekonomi bozulduktan sonra hanenin geçim planlamasını tümüyle ev hanımları yapar oldu. Ve içinde bulunduğumuz bu tabloda eşinin kazandığı parayla, bu korkunç pahalılıkla nasıl mücadele edeceğini bilmiyor ev hanımı. Yemek pişirilecek, temizlik yapılacak, çocuklara bakılacak, hastalara ve yaşlılara destek verilecek, tek gelirli haneler çok ama çok zordalar. Hayat pahalılığı bu aileleri ezip geçiyor. Aileler gıda güvensizliğiyle de mücadele edecek 2022'de. Enflasyon korkunç durumda. Bakın, yarın enflasyon rakamları açıklanacak. Göreceksiniz, en makyajlı hali bile korkunç olacak. Malum, TÜİK adeta kuaföre döndü, makyaj yapa yapa. Ama o bile bir yere kadar oynayabiliyor rakamlarla. Bu tek gelirli ev hanımlı ailelerin ekonomik güvenliğini sağlamamız lazım. Ben bu ailelerin mutfağında ve masasında bir sandalye istiyorum. Gıda sorunu yaşanan her ailenin ekonomisinde, o ekonomiyi yönetmekte zorlanan ev hanımlarının yanında olacağım. 2022'de en büyük, en önemli önceliğim bu olacak.